Arkadaşlar merhaba. Kapak konusuna geçmeden önce üzücü bir haber vereceğim. Uluslararası Futbolcular Birliği oyuncuları 7 ülkeye transfer olmaması konusunda uyardı. Bu ülkeler arasında maalesef Türkiye'de var arkadaşlar. Yani adamlar Türkiye'ye gitmeyin diyor. Neden? Çünkü Türk kulüplerine imza atan futbolcular paralarını alamıyor. Maaşlarını alamıyor o yüzden. 7 sıkıntılı ülkeden biri biziz. Diğer 6 ülke Çin, Suudi Arabistan, Romanya, Libya, Cezayir ve Yunanistan arkadaşlar. Ki Yunanistan'da da aynı kaderi yaşamamız enteresan olmuş. Bakın ben futbolda bir takım tutmuyorum. Tutuyordum da tutmuyorum artık. Milli maçlar dışında da izlemiyorum açıkçası. Gördük nasıl cukoların yapıldığını. Kulüplerin aralarında nasıl anlaştığını. Gördük, birlikte izledik bunları. Hani işte FETÖ kumpası, şunlar bunlar tamam eyvallah ama onun dışındaki gerçekleri de gördük yani futbolun bizim ülkemizde maalesef oturmadığını gördük. Biz oturmuşuz, takımımız için yanıp tutuşuyoruz, kazancımızı bölüşüyoruz, yeri geliyor, var böyle arkadaşlarım. Ama birileri gelsin yesin yedirsin diyeymiş bunu da gördük. Futbol için boşuna afyon demiyor bazıları. Son zamanlarda bunu daha yanlış oldum. Dikkatinizi çekmiyor mu? Futbol dışındaki tüm spor sahalarında başarılar elde ediyoruz. Çok yani inanılmaz başarılar bunlar. Futbol dışında. Dikkatinizi çekiyorum. Niye futbol yok? Neden futbol yok? Şu futbola verdiğimiz önemi ya da devletin şu futbola verdiği önemi diğer spor dallarına da aynı oranda verseydi herhalde bugün spor dallarının tamamında dünyada hep birinçli oynardık. Ama gel gör ki futbol deyince spor deyince daha doğrusu futbol akla geliyor. Halbuki futbol bana göre spor bile değil. Gelinen noktaya bakarsak eğer. Bu kötü haberi verdik. Şimdi iyi bir haber vereyim size arkadaşlar. İyi bir haber vereyim. Adana'nın Ceyhan ilçesinde bulunan petrol kuyuları incelendi. 8 yeni kuyu bulundu orada biliyorsunuz. Ve açılması kararlaştırıldı. Bu kuyulardan ilkinin de çalışması başladı. Şu halde bölgedeki üretilebilir petrol rezervi yaklaşık 8 milyon varil arkadaşlar. Arkadaşlar bakın keşfin büyüklüğüne bakmaksızın az ya da çok demeden çıkarmak. Enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmak noktasında her bir varile ihtiyacımız var mı var? Enerji Bakanımız böyle diyor. Katılıyorum. Hele hele de 30 lirayı gördü arkadaşlar akaryakıt. Yani dilek kolay 30 lira ne demek? Son gelen birkaç zamla birlikte 25 liranın altına indi o da işin bir tarafı ama yoksa böyle giderse böyle gidecek olsaydı halimiz haraptı. E bayram arifesi bugün arife günü. Ha bu arada bayramınızı tebrik ederim arkadaşlar. Videonun sonunda tebrik edecektim ama şimdiden söyleyeyim. Allah bayramınızı hayırlara vesile kılsın. Kurban kesenlerin Rabbim kurbanını kabul etsin. Kesemeyenlerin Rabbim kesmek nasip etsin. Hayırın hasenatın bin bir yolu var. Kurban bunlardan bir tanesi. Bunu yapamıyorsanız küçükleri yapın. Güler yüzle bir hayır hasenattır. Allah şimdiden gönlünüze ne dileğiniz ne duanız varsa kabul etsin arkadaşlar. Velhasıl Bayram öncesi yetmez ama dedim ya az önce 25 liranın altına geriledi ama ben bekliyorum. Diyorum ki hadi bakalım. Bakanlığa sesleniyorum, hükümetimize sesleniyorum. Bu zafer sizindir. 10 liranın altına düşürün şu akaryakıt <laughs> fiyatını da. Hani o 6-7 liraya aldığımız günleri tekrar görelim. Olur mu dersiniz? Hayal mi? Ben de öyle düşünüyorum. Neyse şimdi gelelim kapak konusuna arkadaşlar. Şimdi Çin'de biliyorsunuz adamlar her şeyi yiyor. Kedi köpek demiyor tadına bakıyor. Bakmakla kalmıyor. Yedikleri hayvanı özel de şölenler düzenliyorlar. Artık hayvana verdikleri kıymetten midir? Yoksa yeme işin içinde olduğu için midir bilemem ama adamlar yedikleri hayvanlar için de işte kedi senesi, köpek senesi, kedi ayı bilmem ne ya, böyle seneleri, günleri, ayları var, şölenleri var. Ee, işte köpek yılında binlerce köpeğin yendiğini biliyoruz. Tamam hadi orası Çin arkadaşlar. Tamam geçtik ama Avrupa'ya ne oluyor diyeceğiniz bir haber var masamda. Avrupa Birliği'nde sarı un kurdu sofralara getiriliyor. Larvası artık gıda olarak tüketilecek. Evet yanlış duymadınız. Avrupa Birliği Komisyonu Avrupa Birliği ülkelerine gelmesi güvenli yenilikçi gıda olarak etiketleme anlaşması uyarınca artık bazı tür böceklerin satılmasına tüketilmesine başlanabileceğini duyurdu. Ne zaman? Geçen sene. Şimdi bu geçen senenin haberi. Biz bunu geçen sene konuştuk. Neden şimdi diyeceksiniz? Arkadaşlar, geçen gün Abdurrahman Dilipak köşesine taşımış ee, bunu. Hatırlatmış oldu bana da. Ben de bir bakayım dedim. Yani nereden nereye gelmişiz? Geçen seneden bu seneye kadar bu böcek yeme meselesi nereye gelmiş? Ama arkadaşlar durum pek iç açıcı değil. Haberler iyi değil. Türkiye'de un kurdu diye bilinen böceğin larvalarının gıda maddelerine katılmasını Avrupa Birliği onay vermiş durumda. Üstüne bir de birçok üründe kullanılması durumu var. Evet üzerinde yazıyor yazmasına da içindekiler kısmını okumak, okuyabilmek büyük başarı. Hani karar almışlar işte gıdalarda kullanılacak ama içindekiler kısmında ambalajın üzerinde mutlaka belirtilecek diye de bir not eklemişler. Bu içindekiler kısmı o kadar küçük yazılıyor ki hatta bazılarında ambalaj arasına sıkıştırılıyor ki okunamasın diye düşünmek <laughs> istemiyorum ama geldi öyle düşünme. Yani okuyacağım diye böyle katlayıp aralarından böyle zorla okunmuyor zaten bazıları. Bir de öyle böyle koyu kırmızının üzerine siyah yazıyorlar ki böyle göze azıcık zorlananlar hiç okumasın diye. Velhasıl arkadaşlar Dilip Akın da uyardığı gibi dikkat edin. Uluslararası gıda zincirleri ya da markalarının ürünlerini tüketirken siz de bu nevdü belirsiz gıdaları tüketiyor olabilirsiniz. Geniyle oynanmış olması da cabası. İşin bir tarafı da bu. Bu konuya bu videoda girmeyeceğim. Geniyle oynanmış videolar konusu bambaşka bir konu. Defaatle konuştuk. Konuşmaya devam edeceğiz ama şu böcek meselesine devam edelim. Arkadaşlar bakın Mehmet Demirci ile Hasan Yetim'in insan gıdası olarak böcek proteinler tüketimi ve getirdiği sorunlar isimli bir makalesi var. O makaleyi biraz inceledim. Tamamını okuma şansım olmadı ama okudum yani bir kısmını. Ee, özet kısmı var. Özet kısmından da bir özet çıkardım. Onu paylaşayım sizinle. Sonra da e, sizin düşüncelerinizi lütfen yorum kısmında almak istiyorum. Merak ediyorum bu konuda neler söyleyeceksiniz diye. Bakın özet kısmında neler yazıyor? Onu bir okuyayım size. Diyor ki Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 9 milyara ve mevcut gıda ihtiyacının da iki katına çıkması beklenmekte. Bugünden 2050 yılına et tüketiminde de %40 oranında bir artış gerçekleşecek. Elverişsiz hale gelen tarım arazileri ve kirletilen temiz su kaynakları, büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanlarının beslenmesini, dolayısıyla da yeterli miktarda hayvansal gıda üretimini gün geçtikçe zorlaştırmakta. Ayrıca Büyükbaş hayvanların neden olduğu karbondioksit ve metan gazı salınımının küresel ısınmayı tetiklediği gerçeği ünlem koyuyorum. Akademik ve endüstri çevrelerini alternatif protein kaynakları bulmaya yönlendiriyor. Yapay et ve mikrobiyal ve böcek proteinleri, et ve et ürünlerinden karşılanan proteinleri alternatif olabilme potansiyeliyle gıda sektörünün ilgi alanına giriyor. Örneğin böcek tüketimi, entomofaji bazı Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinde 2000 kadar farklı böcekle gerçekleştirilen geleneksel bir beslenme yöntemi diyor. Oo, bakın Güney Amerika'da da var bu için içinde. Tüketilen böceklerin çoğunu da kın kanatlılar, kelebek, tırtıl, cırcır böceği, çekirge, arı ve karınca gibi haşeratlar oluşturmakta. Arı da, karınca da yiyorlar. Vay be! Gıda ve Tarım Örgütü, FAO tarafından besin kıtlığına çare olarak gösterilen çiftlikte böcek üretimi ve tüketiminin en büyük dezavantajı iğrenme veya tiksinti kaynaklı nedenlerle bunların kabul edilebilirliklerinin düşük olması. Ayrıca böcek proteinlerinin tüketimi ile ortaya çıkan başta alerji olmak üzere biyolojik ve kimyasal kaynaklı pek çok sağlık sorunu da bulunmakta. Bazı istisnaları olmakla birlikte genel olarak insanlar sağlık, dini, etik kaygılarla böcek tüketimine karşı mesafeli duruyor diyor arkadaşlar bakar mısınız? Çok enteresan gerçekten. Yani söyleyecek çok söz var da şimdi e, benim notlarım var onları sizinle biraz paylaşayım. E, bu e, özetin özetiyle ilgili söylemek istediğim çok şey var. Şimdi buraya kadar e, ne mi anlattım önce onu anlatayım. Arkadaşlar adamlar ya insan nüfusunu azaltacaklar ya da insan nüfusunu azaltamadıkları için yiyecek alternatiflerini çoğaltacaklar. Adamlar kafayı takmış. İneklerin, öküzlerin çıkardığı kazları mesela. Buna kafayı takanlar filtresiz çalışan ve hava kirliliği deyince dünyanın bir numarasını oturan Çin'in fabrikalarına ya da Amerika'nın o köhnemiş eyaletlerindeki ya da Amerika kıtasındaki o bazı ülkeler var biliyorsunuz. Ya, i̇nsanlık için felaket. Oralardaki çıkan gazlara, fabrikalardan çıkan dumanlara bakmıyor, konuşmuyor. Geliyor, yani inekleri, öküzleri, mandaları konuşuyor. Ya kusura bakmasınlar, yani dünyanın tüm inekleri bir olup dakika başı osursa bile bu fabrikaların oluşturduğu kirliliğin yanına bile yaklaşamazlar. Bırakın, dakikayı saniyede oluşturduğu kirliliğin yanına yanaşamaz. Yani bir de Rabbim bu hayvanları yarattıysa yeryüzüne Vardır bir hikmet. Onların düşünebiliyor musun? Etinden faydalanıyoruz, sütünden faydalanıyoruz, e, derisinden faydalanıyoruz. Ya yani her şeyinden faydalanıyoruz. Gazı mı bir tek battı bize? Gazı mı bu aleme bir tek zararlı? Vardır onun da bir hikmeti ama sonra bin pişman olundur. O gazlar azaldığı için ondan sonra yapay gazlarla o açığı kapatmaya çalışırız. Bakın böyle de işin bir tarafı var. inekleri öküzleri yok edelim. ee sonra onun yerine biz yapayını yapalım. Arkadaşlar yapalım da bir de satalım tarafı var tabii işin. Kontrolü ele geçirme. Adamlar bize ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyorlar. Bakın. Pandemide görmedik mi bunu mesela? İçinde ne olduğunu bilmediğimiz sıvıları bize enjekte etmediler mi? Arkadaşlar. Azalan tarımdan bahsediliyor mesela. Tarımda devletin hatalı politikaları olmasa, şehirleşmeye bu kadar teşvik edici unsurlar olmasa tarım azalır mıydı? Tarım arazilerini beton yapmak yerine biz tarım arazilerini korusaydık, betonlaştırmayı tarıma uygun olmayan arazilere doğru kaydırsaydık böyle olur muydu? Bugün eğer aklı başında tarım e, bakanları olsaydı bugüne kadar e, ve e, nasıl diyelim cümleyi doğru kurmak istiyorum. Bu aklı başındaki tarım bakanlarının yanı sıra işte imar bölgelerinden sorumlu belediyeler, bakanlıklar olsaydı aklı başında bakanlıklar olsaydı bugün biz mesela Beylikdüzü'nü tarıma açmazdık değil mi? Ee, özür dilerim. Betonu açmazdık değil mi? Burayı betonlaşmaya müsaade etmezdik. Beylikdüzü inanılmaz tarım arazisi, bereketli topraklar olan yerlerdi. Bugün tamamen konut Beylikdüzü. Arazilere bir şey kalmadı buralarda. Mesela Büyükçekmece, Silivri, Silivri keza başından sonuna kadar tarım arazisi. Arkadaşlar Çatalca diye bir bölgemiz var bizim. Oralarda inanılmaz bereketli araziler var. Hep söylüyorum, defaatle söyledim. Parsel parsel diyordum. Bir gün konut imarına açılacak diye satılıyor. 300 metrekare, 300 metrekare satılıyor hem de bölük pörçük, hisseli hisseli satılıyor. Yani buna devletin dur demesi gerekiyor. Şu an vaat Girişçi bir şeyler yapıyor, yapmıyor değil. Alkışlıyoruz, destekliyoruz da. Ama e, neticede e, yeterli değil. Bundan önceki yapılan yanlışların bedeli ödeniyor. Eğer bu yanlışlar şimdi devam ederse bundan sonra daha ağır bedeller ödenecek. Bakın arkadaşlar. Hepsini geçtim. Tarım arazilerini bir el yakmaya çalışmıyor mesela. Bakın maliyetler arttı değil mi? Tarımda uğraşan insanların maliyetleri inanılmaz arttı ve tarımla uğraşmayı bıraktı. E bir taraftan da tarımla uğraşan insanların arazileri yakılıyor. Geçen yıla kadar hep ormanlar yanardı. Geçen sene çok fazla yandı. İşte bin bir türlü neden uyduruldu? İnandık mı? Hayır. Yani e, küresel bir el. Bütün dünyada ormanları yakıyor. Şimdi bu senede ormanları bıraktılar. E tarım arazilerine musallat oldular. Ya e, Aklı başında kimse bu arazilerin kendiliğinden yandığını düşünebilir mi arkadaşlar? Mümkün mü böyle bir şey? Şimdi Mehmet Demirci ile Hasan Yetim'in bu makalesi iyi niyetli olarak bilimsel temellerle yazılmış olabilir. E ne diyor orada? İşte ineklerin çıkardığı gazlardan dolayı diyor. Yani tamam onlar bir yerlere dayandırıyor düşüncelerini bilimsel temelli olduğunu düşünerekten. Arkadaşlar bu işin perde arkasında büyük oyunlar oynanmadığını söylemek de mümkün değil. İnsanlık bir şekilde kontrol edilmeye çalışılıyor her açıdan. Bu planda da gıda da var. İnsanı kontrol etmek istiyorsan suyunu ve gıdasını elinde tutacaksın. Gördünüz mü? Ukrayna ve Rusya savaşında dünya nasıl buğday krizine düştü? Bizse ülkemizdeki buğday tarlalarını ne yaptık? Ben orduluyum. Hep dağ taşı fındık yaptık mesela. Benim çocukluğumda ekim ve buğday tarlaları vardı, mısır tarlaları vardı, uçsuz bucaksız. Siz denen şey olmazdı. Kışın olur, yazın olmazdı. Şimdi her yer, dağın başında bile fındık dikmiş adam ve o da sis çekiyor haliyle, sürekli dumanlı. Yani arkadaşlar, biz ülkemizde buday var, yok demedik, hep var diyoruz ama biz var olanların birçoğunun yerine başka şeyler ekip fıtratı bozduk. Doğanın fıtratını, arazinin fıtratını bozduk. Yetinmedik. Bir de yani kabul edelim doların 17 lira olduğu bir ülkede buğday üreten adam da buğdayı bize yedirmek istemez. Dışarı satıp daha çok kazanmak ister. E biz de ne yapıyoruz sonra? Devletimiz sağ olsun ithal ettiriyor. Çin'in ya da nerenin ne yediği belirsiz olan e, ürünleri getiriyor ülkemize. E, bize yedirmeye çalışıyor. Kaliteli yurt dışına Avrupa'ya satıyoruz. Kalitesiz olanı biz yediriyoruz. Diyorum ya devletimiz sağ olsun bize bunu layık görüyor. Ya biz buna layık değiliz arkadaşlar. Ben bu kur politikasına da karşı olduğumu zaten söylemiştim. Yüksek kur politikası uygun değil bize. Biz Türk milleti olarak onurlu ve gururlu insanlarız. Paramızın bu kadar değersizleştirilmesini onurumuza ve gururumuza ihanet olarak gördüğümü hep ifade ettim ve hep söyleyeceğim. Bunun benim için de kırmızı çizgi olduğunu, oyumun rengini belli edeceğim noktada da bir unsur olduğunu hep söyledim, söyleyeceğim. Yani bu ülkede dolar 3-5 lira seviyesine kadar düşmediği sürece benim oyumun rengi bellidir, yoktur. Yani bu ülkede kabul edelim muhalefet de yüksek kura çalışıyor. Yani ee, yüksek kur olsun da işte hükümet oyu kaybetsin de falan. Bu da bu da yani bu da siyasi çıkarlar için ülke menfaatlerini, şerefimizi, izzetimizi de yani alet etmeyi de doğru bulmuyorum. Bunu daha daha önce de söyledim. Hep söyleyeceğim. Her videoda bir şekilde sıkıştırmaya çalışıyorum. Biz buna layık değiliz arkadaşlar. Biz Çin modeline, yüksek kur politikasına layık değiliz. Biz üreten ve ürettiğini de kaliteli bir şekilde üreten insanlar olmalıyız. Öyle de olacağız. Öyle de olduğumuza inanıyorum. Öyle olabileceğimize inanıyorum daha doğrusu. Velhasıl artık Konuya döneyim. Marketlerde böceklerden üretilen, böcek yediğim işte un kurdu, çekirge, hamam böceği, böcek larvaları ve karınca gibi çok çeşit böceklerden bahsediyorum arkadaşlar. Bunlardan üretilmiş yiyecekleri görebilirsiniz. Çok yakında. Raflarda. Çünkü Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Kurumu onay verdi. Az önce söyledim. Üstüne bir de gıda ve tarım örgütü ne dedi? Besin kıtlığına çare olarak alternatif budur dedi. Geçtiğimiz sene açıklandığı ve bununla ilgili çalışmalar da var. Protein barlar var biliyorsunuz. Böceklerden üretilen, şimdi raflarda. Yani artık e, hani o Çinliler yerken izlediğimiz görüntüler var ya, onlar gerçek olacak, bütün dünyada gerçek olacak ama bir fark olacak tabii, bir fark olacak. Niye? Çünkü biz Avrupalıyız. Avrupalılar öyle yemez, öyle kurtları böyle canlı canlı yemez. Nasıl yer? Öldürüp, süsleyip, allayıp öyle yerler. Yani süsleyip, allayıp derken arkadaşlar yani <laughs> nasıl anlatayım? Şimdi mesela çikolatalı gofret yediğinizi düşünün. Aslında görünüşte çikolatalı gofret. Alırken raftan içindekilere bakmadığınız sürece onun aslında protein bar. Ne bar? Böceklerden üretilmiş bir protein bar olduğunu anlamayacaksınız. Afiyetle de yiyeceksiniz. Mideye götüreceksiniz. Yani gözünüze hoş gelecek. Dolayısıyla da mideye de hoş gelecek. Ama içindekiler kısmını bir okusanız yazıyor mesela orada. Diyecek ki Böcek larvalarından üretilmiştir. Ne bileyim karıncadan üretilmiştir. <laughs> yani e, böyle bir dünya, e, böyle bir dünya, e, yani can dostlar, yani içindekiler kısmına bakın. Yani bu Çok şey söylemek geliyor içimden ama, hani e, kendimizi zapt etmeye, otosansür uygulamaya çalışıyorum. Velhasıl içindekiler kısmına bakın, bir daha söylüyorum. Ne olursa olsun bakın. Yazmıyorsa, ya da okunmuyorsa almayın yemeyin. Yani mecbur değilsiniz. Mecbur değilsiniz. Kıymetli dostlar, gelecek heyecan verici demiştim ya. Vallahi de, billahi de heyecan verici. Görüyorsunuz işte gelişmeleri. Allah bu heyecan verici gelişmeleri sonucunda bizi dehşete düşüren durumlar noktasında çaresiz bırakmasın. O durumlara getirmesin. Zor zamanlara gebe bir zaman diliminde yaşıyoruz. Allah bu dönemi bize yaşattı. Ee, gelecek dönemleri de evlatlarımız nasipse yaşayacak. Evlatlarımıza daha iyi bir dünya bırakabilmek adına çalışıyoruz. Bunları da o yüzden anlatıyoruz. Ee, yani bize sunulanı değil. Biz e, kendi tercihlerimizi dayatmalıyız. Bize sunulana razı olursak arkadaşlar gelecek heyecan verici ama aynı zamanda dehşet verici de olacak. Benliğimizi kaybedeceğiz. Dedim ya videonun ortalarında gıda ve suyu önce yönettiler, yönetmeye başladılar, yönetiyorlar şu anda. Ama yakın gelecekte sadece gıda ve suyu değil, burayı da yönetecekler. Bununla ilgili de bir video çalışmam var, hazırlıyorum. Önümüzdeki günlerde inşallah paylaşacağım. Bugünlük de bu kadar. Abone olmayı, zili aktif etmeyi unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Rabbime emanetsiniz. Hoşçakalın. kanalımıza abone olmayı, zili aktif etmeyi lütfen unutmayın.